Dostlar selamlar saygılar hepinize. Evet bir son dakika haberi Borsa İstanbul kap haberi. Evet Sasa Polisler'den geldi arkadaşlar endeks kapanır kapanmaz ve Sasa yatırımcılarını oldukça endişelendiren bir haber olarak gözüküyor. Fakat e, tabi burada dikkatli olmak gerekiyor. Sasa Polisler sanayi anonim şirketinin faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesiyle ilgili bir kamuya aydınlatma platformu haberi var arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ne olumlu ne olumsuz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizi göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Evet DMT üretim hattında üretime ara verilmesi üzerine arkadaşlar bu kamuya aydınlatma haberi. Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama ama hayır. Bildirime konu durumum niteliği DMT. Yani... DMT üretim hattımızda üretime ara verilmesiyle ilgili diyor. İkinci ayın 6 2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle DMT üretim hattının güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerekli görülen noktalarda en uygun şekilde bakım veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. İkinci en 22'si yönetim kurulu tarihi toplantısında böyle bir karar alınmış arkadaşlar. DMT üretim tesisinin kapasitesi 280 bin ton yıllık olup 1 milyon 400 bin ton yıllık olan toplam kapasitenin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. Üretimin büyük oranda P PTA bazlı olması bu tesislerde kapasitenin artırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin %10 ile sınırlı kalması beklenmektedir. Evet bu üretim duracakmış fakat %10 ile sınırlı kalacakmış arkadaşlar ciroya etkisi. Bu yüzden sağduyulu olmak lazım ve fazla da kötümser olmamak lazım. Zaten şirket şu açıklamayı da net bir şekilde yapıyor gelecekte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için gerekiyormuş bu. Yani Allah korusun böyle büyük bir depremle daha karşılaşırsak üretimi ara verilmemesi için gerekli tedbirlere almak istediğini şirketin bir dünden beri arkadaşlar farklı yerlerde haberlerini duyuyordum ben. Ve bu akşam gelen kap haberi de aslında bu bilgiyi doğrulamış oluyor. Yani bugünkü değil yarınları düşünen bir patron olarak gözüküyor şu anda Erdemoğlu. Ve fabrikanın cirosuna da %10 buradaki şeye bakarsanız yani %10 ile sınırlı kalması bekleniyormuş. DMT'de yani bir ayrı bir bakım onarım süreci olacak gibi gözüküyor. Ve gelecek yıllardaki üretime büyük katkı sağlayacaktır bu. Ve şirketin panik olma, olabilirsiniz tamam ama panik olmaya da o kadar gerek yok. Şirketin böyle başımıza gelebilecek çok büyük bir depremde bile sürdürülebilirlik açısından ne yapabiliriz diye oturup düşünmüşler ve böyle bir karar almış Sasa Polyester arkadaşlar. 2022 yılının ilk 9 ayında DMT tesisini toplam üretim ve satışlar içindeki payı yaklaşık %15'tir. Ve şu anda DMT'den daha çok arkadaşlar burada da belirtildiği gibi PTA bazlı üretim Sasa'nın asıl cirosunu oluşturan burada bir sorun yok. PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasiteleri arttırılacaktır. Yani oradan e, oraya kap kapasite arttırılarak bu açık kapatılmaya çalışılacak. Detaylı inceleme ve olası bakım çalışmalarının tamamlanması e, ne zaman olacakmış? Faaliyete yeniden başlayacağı zaman. Evet arkadaşlar şirketin süreklilik varsayımının nasıl etkileneceği üzerine de herhangi bir etki beklenmemektedir diyor. Şurayı da okuyup bitirelim. Dediğimiz gibi çok fazla da strese kapılacak bir durum yok. Sasa'ya yatırım yapan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü bu gelecekte fabrikanın daha sağlıklı olabilmesi için yani gelecekte böyle daha e, ağır felaketler yaşamamamız için ve yaşadığımızda Allah göstermesin ama e, üretimin durmaması için yapılan bir adım bu arkadaşlar. 2. ayın 2023 sabahından itibaren önce Maraş ardından ikinci ayın 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında üretim birimlerimizde hasar ya da üretimde ve sevkiyatta aksamaya yol açan herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiş olmakla birlikte üretim hattımızın güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusuna devam edebilmesi için DMT üretim hattımızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerek görülen noktalarda en uygun şekilde bakım veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple bugün itibariyle DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir diyor. Ve bunu kamuoyuna saygıyla duyuruyorlar arkadaşlar. Lütfen dediğimiz gibi bu %10'luk bir kesim en fazla %15'lik bir kesim de Sasapolisler bir ay boyunca yatırımlarını yani üretimini durduruyor. Bu da gelecekte Allah korusun yaşanabilecek büyük felaketlerde üretimlerin kesintisiz olarak devam edebilmesi için. Evet arkadaşlar yani burada güven kaybetmemeye çalışmak lazım ee, ve Erdemoğlu'nun patronun burada almış olduğu tedbir şu ki gelecekte bu şirketin yatırımlarına devam edebilmesi, üretime devam edilmesi için bir tedbir alınmış. Lütfen buna dikkat ediniz. Strese ve girmeye gerek yok. Ve buradaki bilgileri de bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Kendiniz kararınız vereceksiniz. Biz kesinlikle burada bir haber kanalı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. GIF şirketlerin geleceklerine yatırımlarınız kendiniz karar vererek yapacaksınız. Bize de desteğiniz abone olarak yapabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bu videoların devamını sağlamak istiyorsanız da lütfen videolarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Bol kazançlı günler diliyoruz.